İstanbul yüzyıllardan beri farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan, tarihi ve coğrafi güzellikleriyle herkesi kendine hayran bırakan bir şehir. Burayı ziyaret eden, yaşamaya gelen herkes kendinden bir şeyler katmış İstanbul'a. Zaman içinde evrilerek bugünlere kadar gelmiş ama bu tarihi ve kültürel önemini hiç yitirmemiş. Evet, bugün Peugeot 5008 ile Beyoğlu Pera'ya doğru bir yolculuğa çıkacağız. Ve bu yolculukta İstanbul'un o özlediğimiz sokaklarını, güzelliğini, tarihini ve kültürel çeşitliliğini yeniden keşfedeceğiz. Bu yolculukta bize İstanbul'u ve Pera'yı en iyi bilen, yıllardır hikayesine tanıklık eden Levent Erden eşlik edecek. Hadi gidip sevgili Levent Hoca'yı alalım. Peugeot 5008'in güven veren güçlü bir yapısı var. Daha araca biner binmez bunu hissediyorsunuz. Güvenliğin ön planda olduğu sistemde adaptif cruise kontrol özelliği sayesinde önünüzdeki araçta güvenli bir seyir mesafesi otomatik olarak ayarlanabiliyor. Deneyimle sabit, Peugeot gerçekten trafikte geçirdiğiniz zamana kalite katıyor. Otomatik acil fren sistemi ise gece gündüz yayaları ve bisikletleri algılıyor ve sizi uyarıyor. Gördüğünüz gibi araca biner binmez hissettiğiniz o duygu üstün teknoloji ve güvenlik özelliklerinden geliyor. Ve seyir halindeyken farkı çok net anlıyorsunuz. Evet, sevgili Levent Hoca ile buluşmaya çok az kaldı. Merhaba Kerimcan. Hoş geldin hocam. Ne güzel senden buluşmak. Ne güzel. Evet, İstanbul'u harika bir araçla ve harika bir dostla gezmeye başladık. Levent abi, Levent hocam hoş geldin. Harika seninle burada olmak. Gerçekten öyle ya, seninle de özlemişim. Efendim, Levent hocanın benim hayatımdaki yeri ayrı. Hem meslek büyüğüm, hem akıl büyüğüm. Sohbet etmekten her zaman çok büyük keyif aldığım, bana ufuklar açan bir bilge insan. İstanbul'u şimdi seninle beraber gideceğiz abi. Ne tarafa doğru gidelim? Pera'ya gidelim. Keyifli yerden başlayalım. Yani gezmeden aracın içinde olmak da keyifli bence. Gayet rahat, keyifli, güven veriyor. Nasıl, beğendin mi aracı? Çok beğendim. Aslında galiba tam bize göre bir araç. Çünkü içi çok ferah, geniş. Hele yani... senin için yani. Evet, ikizlerle de ancak sığarız. Çünkü arkada da iki tane gizlenmiş koltuğu daha var. İstediğin zaman açabiliyorsun. Tam bizim aileye göre galiba. Bundan sonra aracımızın içinde çok zaman geçireceğimiz için rahatlık iyice önemli. Bazen çok da kalabalık oluyoruz çünkü uzun süre geçiriyoruz. Uzaklara bile artık sürekli Doğru. olarak araçlarımızla gidiyoruz. Ama İstanbul trafiğinde gerçekten hem güvenlik hem de konfor çok önemli. Bu araçta ikisini birden hissediyorsun. Trafikte geçen zamanı kaliteli hale getiriyor. Gerçekten yani inanılmaz bir zamanı trafikte geçiriyoruz. O kadar zamanı başka şey yaparak geçirsem ne kadar iyi olacak diye düşünüyorum. Bari madem mecburuz, tadını çıkartalım, keyfini alalım, konforumuz olsun. Biraz müzik mi acaba? Ya hakikaten ben yani biliyorsun ki müziksiz gidemem. Müziğini açar mısın azıcık? Hemen efendim. Bu ekran da pek şahane. Evet. Peki Levent hocam, şimdi 10 inçlik muhteşem bir ekranımız var burada ve burada harika bir müzik eşliğinde yola çıkıyoruz. Hocam, aracın ön tarafı bu kokpitiyle ilgili ne düşünüyorsun? Ya gerçekten uzay aracı gibi, her şey elinin altında, kolay, aramıyorsun. Dikkatini hem yola topluyorsun hem ne düşünüyorsan ona topluyorsun sanki. Evet, bütün buna iCockpit deniyor. Bütün ekran ve diğer düğmeler vesaire hepsi sürücüye dönük şekilde tasarlanmış. Kontrol sende yani. Kontrol bende. Evet, Levent hocam. Önümüz Haliç, arkamız Beyoğlu Belediyesi. Şehrin belki yüzlerce, belki de binlerce yıldır kalbinin attığı bir yerdeyiz. Evet, aslına bakarsan tam da
Galata ile Pera'nın kesiştiği yerdeyiz. İnsanlar bunu çok karıştırıyor zaten. Galata ne, Pera ne? Pera ne? Surların içinde olan yer Galata. Yani Bizans zamanında varlığına bir türlü karşı karşıya var olmuş iki yapı. Kule iki şeye geliyor. Bir denizden kim geliyor, kim gidiyor gibi. Özetlemek için. İki aynı zamanda da bu bir güç sembolü. Bizans'a karşı hop hop bak burada böyle benim aslan gibi gücüm var diyorsun. Bir de çok güzel güneş batar oradan değil mi? Güneş İstanbul'un pek çok yerinden çok güzel batar bak. Pera'ya gelirsek? Pera'ya gelirsek Pera aslında tarlalar. Banuni devrinde yaşamış Mutlaksu Nasuh'un minyatür türü yaptığı işlere bakarsan evet. Pera denen yer bahçeler. Beyoğlu Belediyesi bir numune belediye. Yani bir örnek belediye. Evet. Paris'teki arrondismanlar gibi bölgeler ayrılıyor. İstanbul 14 bölgeye ayrılıyor ama deniyor ki buradaki en tecrübeli insanlar gayrimüslimler ve bunların oturduğu yerler tamamıyla buraları dolayısıyla onların yönettiği burada yapılsın. Buranın adı 6. daire hatta hala Beyoğlu Belediyesi 6. daireyi kullanır. Onun için de ilk belediye çalışmaları başlıyor. Şurada ilginç bir şey görüyorum. Bir baca var. Evet. O baca ne? Orada fabrika falan yok. Orada fabrika falan yok ama belediyenin tam arkasındaki binayı görüyorsun. Evet. Orası tünel binası. Karaköy'üne. Karaköy'üne. Şimdi asıl ticaret Karaköy'le tabii ki Beyoğlu arasında. Çünkü mallar limandan geliyor, geçecek. Belki de dünyadaki benzeri az olan yap işlet devret sistemiyle Henri Gavan'a buraya bir tünel yaptırtılıyor. Tabii tünelin o zamanki enerjisi tamamıyla buhar. Endüstri 1.0. Tüneli çalıştıracak olan enerjiyi sağlayan buhar sistemi tabii ki onun da gerektirdiği baca. Pera tarafının yeni ve hoş binalarla dolu olmasının sebeplerinden bir tanesi de pek çok binanın 1890-1910-1920 arasında yapılmasındandır. Yani hem teknik olarak daha ileri, hem mimari anlayış daha ileri, hem işte şehir nispeten daha düzgün hale gelmiş olduğu için. Evet hocam, burası meşhur Meşrutiyet Caddesi. Evet, bir yandan da Beyoğlu'nun paralel caddesi. Evet. Caddenin tam kalbinde de ünlü Pera Palas var. Kesinlikle. Bu arada da buralarda da ünlü insanlar oturuyor tabii ki. Meşhur Komando ailesinin de bu az içeride evi var. Şu merdivenleri yapanlar. Evet, komando merdivenlerini yapanlar. Paris'te hala aileye ait bir komando müzesi vardır. Evet. Hem burada bulunanlar hem de dünyadan topladıkları her şey orada. Kerimcan, bu bölge oteller bölgesi demiştim. Bu binada aslında o önemli otellerden bir tanesi. Kroker Otel. Bu Almanlara ait bir otel. Tabii ki özellikle Birinci Dünya Savaşı'na kadar askeri zevatın hepsi Alman ya da büyük çoğunluğu. Dolayısıyla onların kaldığı bir otel ve tabii ki Alman iş adamlarının, iş insanlarının geldiği bir otel. Zamanının en sağlam otellerinden bir tanesi. Zaten bu sokakta Kroker Otel gibi pek çok imza bina var. Mesela bir tane de karşıda görüyorum. Tabii. İstanbul Modern'in binası. İstanbul Modern'in geçici olarak olduğu bina Union Française binası. Bu İstanbul'daki Fransızların bir araya geldiği bina. Hatta bodrum katında hala 1. Dünya Savaşı'nda ölen Fransızların isimleri bile vardır. Binanın güzelliği bir Valori binasıdır bu. İstanbul'daki pek çok binanın imzası olan en güzeli de Valori'nin kendi evi de hemen binanın yanındaki diğer binada Valori'nin binası. Binanın karşısında bir başka muhteşem bina daha var. Evet, o da Palazzo Corpi, Corpi Sarayı. Yani Corpi ailesinin binası. Palazzo Corpi İtalyan aile, bütün malzeme İtalya'dan geliyor. Harika bir bina. Fakat tabii ki o da İstanbul'un belli aileleri gibi gelirini kaybediyor. O sırada Amerikan Konsolosluğu bugünkü Ağ Camii civarlarında, o da 1870 yangınında gitmiş durumda. Evet. Onun için yer arıyor ve aslına bakarsan bu bina uzunca bir süre Amerikan Konsolosluğu ya da sefareti olarak hizmet gören bina, Amerikan Devleti'nin yurt dışında diplomatik olarak sahip olduğu ilk bina aynı zamanda. Buradaki binaya Palazzo Donizetti denmekle beraber Donizetti aslında bir arkadaki binada yaşar. Bu Donizetti bildiğimiz Donizetti'nin kardeşi, Donizetti evet. Paşa. Mızıkayı Humayun'u evet. kuran ve özellikle de Hamparsum notasını bugünkü notaya çeviren, dolayısıyla pek çok marşı şarkıyı bize katan insan. Katan insan. Ve, ve geldik. Pastanın üzerindeki çileğe mi geldik? Çileğe hocam? Geldik, Pera Palas. Dedik ya burada çok fazla otel var ama otellerin kralı tabii ki Pera Palas. Herkes burada kalıyor çünkü o zamanlar devlet konuk evi falan filan yok. İşte 8. Edward'dan dur da Rıza Pehlevi'ye kadar kalıyor. Hatta Anafartalar Savaşı'ndan sonra Atatürk gelir 1917'de burada kalır. Galiba İsmet Paşa'nın da odası var. Var. Değil mi? En ilginci de tabii ki Agatha Christie'nin odasıdır. Eğlenceli insanlardan bir tanesi Ernest Hemingway'dir. O da çok uzun süre yani İspanya Savaşı'ndan önce gelir kalır. Evet.
Dolayısıyla otel hemen hemen herkese ama herkese tarihi büyük şahsiyet olarak konuk evliliği yapmıştır. Can, nasıl buldun Beyoğlu turunu, Pera turunu, hatta özellikle de Meşrutiyet Caddesi turunu? Yani muhteşemdi gerçekten. Çok besleyici, harika bir turdu. Peki 5008 turu nasıl buldun hocam? Valla inanılmazdı. Çok konforlu, güven verici, rahat. Her gün beraber gezelim mi? Valla benim tadım damağımda kaldı. Ne zaman istersen birlikte yapalım bu işi. Ben de bununla gitmekten büyük keyif alırım. O zaman gideceğimiz adresi şu 3 boyutlu navigasyona da girelim. Evet, yeniden buluşuncaya kadar hoşça kalın. Görüşmek üzere. Haydi bakalım.